Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Sesim halen biraz kötü, kısık çıkıyor. Kusura bakmayın. Ben grip olduğumu zannediyordum ama maalesef Covid-19'a yakalandık ailecek. Şu anda evdeyiz, karantinadayız. Sizden de dualarınızı bekliyorum. Bugün mini çiçeğini daha önceden size lastiğini anlatmıştım. Mini çiçeği Örneğini çalışacağız bakın çok güzel bir örnek yapımı da gerçekten kolay e, duruşu da böyle sanki bir üç boyutlu e, duruşu var arkadaşlar ben çok sevdiğim yapımı da e, kolay akılda kalıcı e, şimdi e, örneğimizi 8'in katlarından çalışacağız arkadaşlar 8'in katları artı bir ilmek artı 2 ilmek olarak çalışacağız 8'in katları artı bir ilmek artı 2 ilmek artı 2 ilmeğimiz kenar ilmeği olacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ben şöyle bir çalışma hazırladım. Ben şöyle arkadaşlar bir çalışma hazırladım. 3 tane 8'in katı artı 1 ilmek artı da 2 kenar ilmeğimi attım. Bu şekilde bir sıra böyle haroşa gittim. Şuradaki lastik örneğim dediğim gibi merak edenler için bir önceki videomda var bakabilirsiniz. Öncelikle kenar ben burada sadece e, lastik örmeyeceğim. Sadece örneğimi çalışacağım. Örneğimi de şu şekilde çalışacağız arkadaşlar. E, şöyle çalışacağız. Şuradan baş, başı ve sonu örneğimizin yarım olarak devam edecek. E, ben şu şekilde çalışacağım. Ortada iki tüm e, örnek. Kenarlarda böyle yarım olarak size göstereceğim. Bugün anlatacağım. Öncelikle kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane doladım artırdım. Artırdıktan sonra sağdan sola bir kesim yapıyorum. Benim ilmeğim bu şekilde düz geldiği için bu şekilde kesiyorum. Düz bir şekilde kesmem lazım. Eğer sizin ilmeğiniz düz gelmiyorsa hanımlar siz çevirerek keseceksiniz. Bunu unutmayalım. Şimdi bir tane düz ördük, bir tane arttırdım, bir tane de kesim yaptım. Bir tane daha düz örüyorum. Burada dört tane ilmeğimi ördüm yarım örnek olarak. Ee, şimdi burada e, ipimi ön tarafa aldım. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ördüm. Ve burada yine bir e, kesim yapacağım. Kesimi bu sefer soldan sağa doğru yapacağım. Burada ilmeğim benim düz gelmediği için ilmeklerimi bu şekilde çeviriyorum. Şöyle şişimi geçirip soldan sağa bir kesim yaptım. Ve bir tane doladım artırdım. Bir tane düz ördüm. Şimdi tüm örnek yapıyoruz arkadaşlar. Önce yarım yapmıştık. Şimdi şu tüm örneği yapıyoruz. Bir tane artırdım, bir tane ördüm, düz ördüm. Bir tane daha doladım, artırdım ve bir tane daha sağ kesim sağdan sola kesim yaptım. Buradaki ilmeğim düz geldiği için benim çevirmedim ama şuradaki ilmeği çevirerek kestim. Siz kendinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi yarım örneğimizi kurduk. Burada da tüm örneğimizi e, daha tam bitirmedik onu da bitirelim arkadaşlar. Bir tane artırdık, bir tane kesim yaptık, bir tane daha örünce tüm örneğimizi de bitirmiş oluyoruz. Bu da bakın şuradaki ters ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmekten bir örneğimiz oluştu. Şimdi ipliğimi ön tarafa aldım. Bir tane ters örüyorum. Aradaki tersimizi örüyorum. Şuradaki tersimiz arkadaşlar. Tekrar ikinci örneğimi kuracağım. Bir tane düz ördüm. Bir tane kesiyorum arkadaşlar. Benim ilmeğim e, burada düz gelmiyor. Onun için e, soldan sağa keseceğim. İlk kesimi soldan sağa doğru kesim yapacağım. O yüzden burada ilmeklerimi çevirdim. Soldan sağa bir kesim yaptım. Kesimden sonra bir tane doladım artırdım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir daha şişime doladım, artırdım ve burada şimdi sağdan sola bir kesim yapıyorum. Sağdan sola bir kesim de yaptıktan sonra bir tane daha düz örüyorum. Burada yine bir ilme modeli tamamlamış oluyorum. Bakın şu aradaki tersimiz ilerledikçe daha da anlayacağız. Bir düz ördük, bir soldan sağ kesim yaptık, bir artırdık, bir düz ördük, tekrar bir daha artırdık ve bir tane sağdan sola kesim yaptık bir tane de düz ördük arkadaşlar. Şimdi aradaki e, tersimizi örüyoruz. Aradaki tersimizi ördükten sonra bir tane yine düz örüyorum. Bir tane soldan sağ kesim yapacağım. Yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Soldan sağ bir kesim yaptım. Bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm tamamladım. Şimdi arka yüze geçelim. Burada arka yüzü size göstereceğim, anlatacağım. Arka yüzde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Artırdıklarımızı da hanımlar arka yüzde ters olarak öreceğiz. Bakın burada bütün ilmeklerimiz buralar. Hatta sayabiliriz 7 tane. Burada dört tane tersimiz olacak. Kenar ilmeğimiz, kenar modelimiz yarım olduğu için iki pardon ters öreceğim. Düz örüyorum ben. Hastalıktan kusura bakmayın. 1 artırdıklarımı da bakın arka ters örüyorum 2 3 4 tane tersimi ördüm bir tane düz örüyorum şimdi 7 tane ters 1 2 3 artırdıklarım da ters 4 5 6 7 7 ters 1 düz 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 ters bir düz burada yarım örneğim var 4 tane tersimi örüyorum artırdığımla beraber kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm arka sıramın ilk sırasını böyle tamamladım dediğim gibi artırdıklarımızı da arka tarafta e, ters olarak öreceğiz yani ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz hepsini şimdi e, ön sıramdayım tekrar Burada bakın bir tane düzümü ördüm. Tekrar bir tane daha bir önceki sırada artırdığımı düz olarak ördüm. Şimdi burada bir artış yapıyorum. Burada iki ilmeğim kaldı şu tersten önce. Bu iki ilmeğimi yine sağdan sola kestim. Aradaki tersimi ördüm. Burada iki ilmeğimi de yine kesim yapıyorum. Bakın bu sefer soldan sağa doğru çevirerek kesiyorum ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Sizin ilmeğiniz nasıl geliyorsa hangisinde ona göre bir ayarlama yapın. Kesim yaptıktan sonra artırdım. ortada 3 tane ilmeğim var. Bir önceki sırada artırdıklarım da. Onları da örüyorum. Tekrar bir tane daha doladım, artırdım ve yine sağdan sola bir kesim yaptım. Kesimlerimizi şuradan anlayacağız arkadaşlar. Bakın böyle düzgün çıkabilmesi için birinde mecburen ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sizde hangisi düz geliyorsa ona göre ayarlayın. Bir tane arada tersimi örüyorum. Burada yine bakın ilmeğimi çevireceğim. Soldan sağ bir kesim yaptım. Artırdım. Daha önceki artırdığımla beraber 3 tane burada düz ilmeğim var. O 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar doradım artırdım ve tekrar sağdan sola bir kesim yaptım. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Şimdi yandaki kenar ilmeğimdeyim. Yarım ilme e, yarım örnekteyim arkadaşlar daha doğrusu kenardaki. Burada da soldan sağa bir kesim yaptım. Bir tane doladım, artırdım. Şurada iki tane düz ilmeğimi ördüm ve bir tane ters kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle bir bakalım. Sıramızı tamamladım. Şimdi arka yüzde Biraz önce gösterdiğim gibi tersleri ters, düzleri düz örüp geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şuradaki, ortadaki çiçeğimizi oluşturabilmek için ilmeklerimizi burada bir kesim yapacağız. Toplayacağız arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi şu iki ilmeğimi çeviriyorum yönünü soldan sağa doğru bir kesim yapacağım ama buraları biraz sık ördüğüm için soldan sağa bir kesim yaptım bir tane artırdım ve buradaki iki tane ilmeğimi düz ördüm şimdi aradaki bir tane tersimi örüyorum şurada bir iki tane düz ördüm bakın iki tane düz ördüm bir tane doladım artırdım şimdi şu tam ortadaki yerdeyiz. Burayı nasıl keseceğiz arkadaşlar? Burası biraz değişik olacak. Şu ortadaki ilmeği başa almam gerekiyor burada. Şöyle ilmeklerimi biraz çıkartıyor çıkartıyorum ikisini birden öndeki ilmeğin, bu ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Ortadaki ilmeği başa aldım. Bakın şimdi bu şekilde oldu. Ondan sonra üçünü birden toplayıp keseceğim. Şuradaki üç ilmeğin birden hepsini topladım, kestim. Bir tane artış yaptım. Bakın şurası böyle düz bir şekilde çıktı. Buradaki iki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Tekrar bir tane tersimi ördüm. 1 iki tane düzümü ördüm. İkinci örneğimizdeyiz. Şunu arkadaşlar, şu ortadan gelen ilmeğimizi başa alacağız. Onun için şöyle biraz ilmeklerimizi genişletebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Bu ilmeğin başı aldım. Görüntümüz bu. Daha sonra bu ilmeği ve şunu da üçünü birden topladım, kestim. Ve bir tane buraya tekrar kestiğimin yerine artış yaptım. Şurada artış yapmamışım ama onun için burayı söküyorum. Arkadaşlar bakın bir hata yapmışım. İki tane düz ördükten sonra bir tane dolayıp artırıyorum çünkü burada bir kesim yapıyoruz. Hastalıktan bugün biraz. Kafam da karışık. Bir tane daha bakın doladım artırdım kesimden sonra. iki tane düzümü ördüm. Arada bir tane tersimi ördüm. Yine kenar örnekteyim, yarım örnekteyim. İki tane düzü ördüm, bir tane doladım, artırdım, bir tane sağdan sola kesim yaptım. Şimdi bir tane de kenarımı ördüm. Bu sıramızı, örneğimizi tamamladık. Örneğimiz aslında yarısını tamamlamış olduk. Şimdi ön yüze tekrar geleceğim. Şimdi arkadaşlar buradan anlatmak istiyorum. Şimdi örneğimizin yeri değişecek. Bakın burası yarımdı. Burayı artık üstünde zaten bir örneği şu örneği kapatacağız. Bu tüm örneğimizi kapatacağız. Yanından kapatırken diğer bir örnek için tekrar bir açılım yapacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi biz şurasındayız şu şekilde. Bir taraftan bunu kapatırken buradan da açacağız. Onun için ilmeklerimizin yeri değişecek. Şöyle arkadan göstereyim. Ters ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Tersler burada düz olduğu için bakın. Bu şekilde ters ilmeklerimizin yeri değişecek. Şimdi tekrar e, elim alayım örgümü. Ön yüzümdeyim. Şuradaki ilmeğimi örmeden yine alıyorum kenar ilmeğimi ters olarak. Buradaki bir iki tane ilmeğimi ördüm. iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra şu ilmeklerimi soldan sağa çevirerek ilmeklerimi keseceğim. Artık dediğim gibi kapatıyoruz bu tarafı. Bakın şu tarafa doğru bir açma olmuştu. Şimdi bu tarafa doğru tekrar kapatma yapıyoruz. Şimdi burada bir tane artış yaptım. Şurada ortaya yapıyor gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Bir tane artış yaptım. Şu ters ilmeğimin bakın ters ilmeğimin üzerine düz örüyorum bir tane. Daha sonra tekrar artış yapıyorum. Buradan içe doğru hemen bir kesinti yaptım. Sağdan sola bir kesinti yaptım. Şimdi bir bir tane ördüm burada. Artışımı yaptım. Kesim yaptım. Bir tane ördüm. Şuradaki tam ortadaki ilmeğimi bakın şunu bu sefer tersi çeviriyorum. Bunu terse çevirdim. Tekrar bir tane ördüm. Buradan soldan sağa ilmeğimi çevirdim, kesim yaptım. Bir tane artış yaptım. Şu tersi düze çevirdim, ördüm. Düz ördüm. Bir tane artış yaptım ve yine tekrar bir tane sağdan sola kesim yaptım. Bir tane düz ördüm. Şuradaki ters ilmeğimi, buradaki düz ilmeğimi Tersi çevirdim, ördüm. Şimdi bir tane düz örüyorum tekrar. Şu ilmeklerimi soldan sağa doğru çevirdim, kestim. Bir tane artış yaptım. Şu ters ilmeğimin üzerine düz ördüm. Tekrar bir daha artış yaptım ve tekrar sağdan sola doğru kesim yaptım. Bir tane düz ördüm. Bunu da düz de örebiliriz, ters de örebiliriz fark etmez. Bu ikisini de ördüm. Sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın kapatmaya başladık ve ortadan tekrar yeni örnek açmaya başladık. Arkadaşlar bu sıra arkayı gösterecektim. size atladım kusura bakmayın. Şimdi yeni yaptığımız düzleri burada bakın ön tarafta tersi şuradaki tersi düze çevirmiştik. Ona göre örüyoruz arkadaşlar. Buradaki de düzü terse çevirmiştik. Arkada o ters tabi düz olarak örülüyor. Örneğimizin yerini değiştirdiğimiz için buna dikkat ediyoruz. Bakın burada önce gelen düzümüz burada artık ters. İki kenar ilmeğimi de örüp sıramı yine tamamladım. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki yanındakini de ters olarak öreceğim. Şimdi burada tekrar bir kesim yapacağız. Soldan sağa ilmeklerimi çevirdim. Bir kesim yaptım. Burayı tamamen artık kapattık. Bakın arkadaşlar. Bir tane artış yapıyorum. Bu üç taneyi düz olarak ördüm ortadaki üç tane bir tane artış yaptım ve yine burada sağdan sola bir kesim yaptım bir tane ters ördüm burada soldan sağ yine ilmeklerimi çevirerek kesim yaptım bir tane artırdım bir iki üç tane düz ördüm yine bir tane artırdım ve bir tane daha sağdan sola kesim yaptım. Aradaki bir tane tersimi örüyorum. Soldan sağa ilmeklerimi çeviriyorum. Kestim. Artış yaptım. 1 2 3 tane düz ördüm. Artırdım. Ve buradaki iki ilmeğimi de kestim. Burayı da tamamen kapattım şöyle bir bakalım örneğimize bakın arkadaşlar şuraları kapattık artık buralardan tekrar yeni örneğimizi açıyoruz şimdi arka tarafı örüp tekrar ön yüze geleceğim ön yüzdeyiz hemen şuradaki iki tane tersimi ördüm bir iki tane düz örüyorum iki tane düz ördükten sonra bir tane doladım artırdım bakın şu ortadaki üç taneyi Burada nasıl yapmıştık? Şu ilmeğimizi öne geçirmiştik. Şu ilmeğimi öne geçireceğim. Biraz da şöyle ben sıkı ördüğüm için gevşettim. Yer değiştiriyorum. İlmeklerimi sadece yerlerini değiştiriyorum bu şekilde. Ortadaki ilmeği başa aldım. Daha sonra üçünü birden topladım. Ortadaki üç ilmeği birden topladım. Artış yaptıktan sonra bakın artış yapmıştım. Bu üç ilmeği birden topladım, kestim ve tekrar artış yaptım. Şuradaki iki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Arada bir tane tersim var. Tekrar iki tane düz örüyorum. İkinci örnekteyim. Bu ortadaki üç tanemiz bakın. Bu üç tanenin Şunu dikkatlice kaçırmadan alıp Ön tarafa geçiriyorum Burası böyle düzgün çıksın diye arkadaşlar Kesimi güzel olsun diye Üçünü birden Keseceğim bakın yine artırmamışım Artırdım burada bu artışları unutmayalım Üçünü birden kestim Tekrar doladım artırdım Kestiğim için mecburen artış yapıyorum İki tane düz ördüm Tekrar bir tane ters ördüm Burada şimdi üçüncü örneğimdeyim. Artık bunda yarım örnek yok. Bir dahakinde yarım örneğimiz oluyor tabii kenarda. İki tane düzümü örüyorum. Doladım, artırdım. Bu ilmeğimi öne aldım. Bu şekilde. Üçünü birden kestim. Tekrar doladım, artırdım kalan ilmeklerimi de ikisini düz örüyorum ikisini de ters ördüm. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi tekrar ön yüze geldiğimizde yine e, ilmeklerin modellerimizin yeri değiştik arkadaşlar. Yine bunu kapatacağız. Bu sefer bu üstten açacağız. Şimdi şöyle bir arkadan bakalım. Bakın dün, terslerimiz yer değişmişti. Şimdi tekrar tekrar yer değişeceğiz. hanımlar. Şöyle bir bakalım örneğimiz aslında bu bu kadar şunu bir tanesini tamamlamış olduk şu yarımda artık bunu kapatacağız ee, diğerini açacağız yandan yine buraya şimdi yarım örnek denk gelecek bunu da hemen e, göstermek istiyorum şimdi şu başta nasıl başladıysak videoyu başa alıp bu sıradan itibaren aynı şekilde devam edebilirsiniz kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm bir tane doladım artırdım bir tane sağdan sola bir kesim yaptım. Artık bunu bakın şöyle açıldığı için tekrar içe doğru bu şekilde kapatacağız. Sağdan sola bir kesim yaptım. Bir tane düz ördüm. Düz ördükten sonra şu ortadaki bakın 3 taneyi topladığımız yerin üzerine buraya bir tane ters örüyorum. Bir tane düz ördüm. Tekrar bakın buraya gideni tekrar bu tarafa kapatacağımız için. Yönümüzü ona göre ayarlayacağız kesimlerimizi. Soldan sağa bir kesim yaptım. Bir tane artırdım. Bakın ilk başta yaptığımın aynısını yapıyorum. Bir tane düz ördüm. Bu tersimin üstüne bu sefer düz denk geldi. Bir tane artırdım. Bir tane sağdan sola kesim yaptım. Bir tane düz ördüm. Burada bir örneği tamamladık. Şura yarım örnek, burada bir örneği tamamladık. Aynı şurada olduğu gibi şimdi burada tekrar bir tane ters örüyorum. Daha sonra bir tane düz ördüm. Bakın açılanı tekrar kapatıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Soldan sağa bir kesim, bir tane artır, bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane daha artırdım ve sağdan sola bir kesim daha yaptım bir tane düz örüyorum şu ortayı bakın üçünü toplayıp kestiğimiz yeri ters olarak örüyorum bir tane düz ördüm bir tane artırdım bir tane de soldan sağa yine bir burada kesim yaptım burası da yarım örneğim burada pardon bu şurada artış yapmayacaktım bunu ördükten sonra kesim yaptım. Burada artırdım arkadaşlar kenarda. Burada artırdım ve düz bir şekilde ördüm burayı. Kenar ilmeğimi de ördüm tamamladım. Dediğim gibi ben bunu birazcık daha öreyim şöyle bir anlaşılsın. Şu ilk baştaki sırayı burada artık üstte tekrarlayıp devam ediyoruz. Son halimiz bu arkadaşlar. Bakın şöyle bir üç boyutluluk kazandırıyor bu yön çevirmemiz çok güzel duruyor bence çok da aslında kolay biraz karışık gibi gelebilir başta ama kolay arkadaşlar birini kapatırken dediğim gibi birini buradan açıyoruz şimdi yine yön değişme sırama geldim yine buradan açılış yapacağım buradan kapatacağım örneğimi şuradan isterseniz tekrar bakalım şöyle Harika bir örnek ben çok beğendim yeleklere de çok güzel yakışır hatta böyle harika kazak olur diye düşünüyorum kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar.